Arkadaşlar, Sri Lanka'ya hoş gelmiş bulunmaktayız. Hayatımda ilk defa Hindistan'dan sonra böyle bir keşif yapacağım. Bizi girişte çiçeklerle ve şöyle şeylerle karşıladılar. Yanımda bir tane çok yakışıklı bir beyefendi. Welcome to Sri Lanka. Welcome to Sri Lanka. Çok heyecanlıyım. Beni çay yapacaklar, öyle diyorlar. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? İçerim. Biz meğer cennete düşmüşüz. Şükürlü böyle etrafımıza bakıp falan oluyoruz. Yaptığım gerizekalılığı söylemek zorundayım. Her yerde adım çıkıyor. Ben çok sıkıldım böyle olmaktan. Saldırırız. Konuşma benimle, giyin, hazırlan. Ben makyajım var senin. Ben biliyorum başıma neden geldi. Ben seninle küstüm galiba. Burası çok ünlü bir köprüymüş. Çok güzeldi ya. Bugün puanı 10 üstünden kaç? 9. Niye 10 değil? Siz zaman mı olmaz çünkü. Hani benle geçirdiğin her an 9. Biz aslında 5 gün buradayız. Ama şu an şükürle uzatmaya karar verdik. Direkt bir arabaya bindik. Bindiğimiz zaman böyle uzatıyoruz falan diyoruz. Neden mesela New York değil de Sri Lanka? Hadi bakalım. Ya, kurallarımızın dışına çıkmaya karar verdik. Yanlış mı yaptık? Exactly. Deneyime açık mıyız? Absolutely. Mutlu muyuz? Absolutely. Huzurumuz yerinde mi? Hell yeah. Allah seni kahretsin. Bakın size birazcık yolu gösteriyorum. Tam 5 farklı şehir değiştireceğimiz, her gün aynı otelde kalmayacağımız, eşyalarımız tamamen yerleşmedik. Hiçbir şekilde lüksün olmadığı bir tatile geldik. Bir şey diyeceğim, burada nehir mi taşmış? Öyle bir şey. Burası çok tropik bir şehir bu arada. Yani her şey çok tropik. Otele geldik şu an. 3 saat arabayla. İkimiz de bitiyiz bu arada. Böyle uyku seviyemiz o kadar yüksek ki. Sinir seviyemiz yükseldi. Tabii yorulduk yani biraz. Thank you. Bakar mısınız? Hi. Evet, gelir gelmez bize böyle bir şey yakıtıyorlar. Buranın olayı. Nasıl olay? That's okay. It was a bit late, but like on the way. Okay, thank you. Çok güzel bir çiçek verdiler bana, bakar mısınız? Bu şey demekmiş arkadaşlar, bu bir şans. Yani sizin Çetin Kaya geldi, hemen yapmamız lazım diye uydurdular. Hemen bizim için ayarladılar. We have so many peahens and peacocks in the property. Peacocklar varmış. Çok güzel. Çok güzel bir bu arada. Evet. Yani. Hava falan da süper bence. Bakın bize doğru. Haber doğru anlamış ama. Arkadaşlar, dün neler oldu? Odaya girdik biz dün. Yatağa bir bayılışımız var. Öldük çünkü bir gün önce hiçbir şekilde uyumamıştık neredeyse. Çünkü tüm günümüz uçakta geçmişti. Aa, helikopterimiz geldi, yemin ederim. Çok yemekler. Gerçekten çok geldi bu arada, mecazi anlamda değil. Helikopterimiz birazdan olamayacağız bu arada. Abartma ya. Dün odaya geldik, bayıldık arkadaşlar. Sonra bizi bir tane o kayaya götürdüler. Oranın tepesine çıkmamız gerekiyordu. Ben tabii yani ölüyorum bir yandan çünkü yorgunuz. Odaya gidip uyumuşuz. Gün batımını kaçırmamamız gerekiyor ve bizi götürdüler ya en tepeye. Kadınlar şey falan diyor bana oradakiler. İnin işte daha çok çıkacaksınız, yetişemezsiniz falan diyorlar. Biz bir şekilde bir yere kadar çıktık. Storylerimden, highlight bölümünden bakabilirsiniz. Bugün her şeyi çekeceğim ben. Çıktık yukarı. Manzara yıkılıyor. Birden bizim tour guide'ımız var bir tane yani. Bizim tur rehberimiz var. Bize şey dedi. Yalnız dedi, çok karanlık olmadan inmemiz gerekiyor. Buraya filler basıyor gece dedi. Şükrü'den hemen şöyle bir cevap geldi. Bassın ya, güzel olur. Ben de vereyim. Evet, çok güzel macera olur falan diyorum. Ama sonuç olarak erkenden döndük. Otele geldik. Yemek yedik ve bayıldık. Hiçbir fil baskınıyla da hiçbir şeyle karşılaşamadık. Şimdi otelde uyandık. Burayı hiç çekemedim ama bundan sonraki o kadar keyifli olacak ki. O yüzden boş verin. Bugün sabah biz bir sürprizle uyandık. Bir tane helikopter geldi az önce. Bizi bekliyorlar şu anda. Bugün buradan başka bir bölgeye geçiyoruz, Sri Lanka'daki. Ne olacağını bilmiyoruz. Programı da bilmiyorum. Beraber bakarız bir. Şimdi helikopterle tur yapıp o bölgeye geçeceğiz. O yüzden bavullarımızı önceden verdik. Küçük bavul yaptık. Yanımıza aldık. Çok enteresan şeyler söylüyor bu arada burayla ilgili. Meyveleri yıkılıyor arkadaşlar. Ben hayatımda böyle meyve yapıyorum. Mesela passion fruit
Böyle bir renkte, içi böyle. Ben daha önce Hindistan'da buranın mutfağına yakın bir şey yemiştim. Ama burası çok enteresan çünkü her şey hem çok tropik hem çok baharatlı. O yüzden herkesin çok zevkine hitap eden bir mutfağı yok. Ama hizmet anlamında inanılmazlar. Çok başarılılar. Hizmet sektörü zaten genelde Hindistan ve bu Asya ülkelerine falan çok iyidir. Dün bir muz yemişiz. Arkadaşlar muzun çekirdeği böyle tropik olduğu o kadar belli ki zaten tipinden de anlıyorsun. Kocaman büyük ve şişko muzlar. Şimdi hemen hazırlanıp çıkmamız gerek. Bekletiyoruz çünkü. Bir de Wild Orange diye bir içecek söyledik. Portakal suyu olduğunu zannettim. Wild Orange aslında şey... Bakın şöyle su gibi düşünün. Köpüklü bir su gibi ve tadı portakal suyu mu? Ne bunun tadı sence? Turunç. Ama turunç değil mi? Ama aşkım turunç olsa turuncu olurdu içi. Kestik burayı. Bakın bizim otelin etrafı böyle. Böyleydi. Tam bir Hindistan vari. Şimdi helikoptere gidiyoruz. Aşırı heyecanlıyım. Yani tarif edilemez duygularım. Bakın bizim tur rehberimiz. Now we're not late, right? Çok şekerler. Thank you very much. Because we know that we are asleep. That's the reason. Yesterday, we were... Ay, çok heyecanlıyım. Helikoptere bineceğiz. Arkadaşlar neyse. Bakın böyleydi bizim otelimiz. Çok çok enteresan. Böyle inanılmaz timsahlar falan var. Çok değişik hayvanlar görüyorum. Ay. Fena aldım, fena aldım. Bakın ekibimiz burada. Bu da lotus çiçeği bu arada. Hazır mıyız arkadaşlar? Welcome to Sri Lanka. Çok heyecanlıyım. Helikopter dedik, benim biraz midem bulandı. Ama iyiyim. İnanılmaz bir deneyimdi. Gerçekten muhteşemdi. Aşırı keyif aldım. Türk Hava Yolları bize böyle bir sürpriz yapmış. Çok iyiydi. Şimdi indik, başka bir bölgeye geldik. Heyecan nasıldı senin için? Çok güzeldi. Ben çok, ben bir ara senin midem bulandı, benim bir ara uykum geldi. Ne? Vallahi o titreşimler falan, o sallanmalar bir hoşuma gitti böyle. Şimdi helikopterden sonra bugün önce bir tane köprü varmış, oraya gideceğiz. Sonra oradan zipline'a geçiyoruz. Çok güzel bu arada arkadaşlar, muhteşem. Şelale neydi o peki? İnanılmazdı. Dostlarım bu arada Sri Lanka'da bazı ünlü olaylar var. Mesela bunların en çok popüleri buranın çayları. Hatta ben buraya geldiğim önce Jeremy Reis çay istedi. Burada Ayurveda çok ünlü. Bana biraz Ayurveda'yı anlatır mısın Şuko? Ayurveda genel olarak Hint tıbbı olarak geçiyor ama ondan biraz daha derin. Böyle biraz daha varoluşsal felsefelerin, bir takım teorilerin de içinde barındığı, aslında bir yaşam anlama yaklaşımı diyeyim ben sana ona. İçinde böyle natural medicine'lar var ve bütün sağlık problemlerini çözebilen yaklaşımları var. Evet. Yani dünyanın şu ana kadar en gelişmiş sağlık, beden ve içinde bulunduğumuz gezegeni anlama, yaşam anlama felsefesi aslında. Evet, çok uzun güzel anlatamadım ama. Bu arada derin bir şey. Şey de şunu da söyleyeyim. Dün mesela bir tane markete girdik. Orada böyle Ayurvedalı diş macunu falan vardı. Neydi? Yani içinde Trifala ve Amla var. Şimdi Trifala Ayurveda'nın en önemli besini. Üç tane aslında özel üzümün bir araya gelmesinden oluşuyor. Ama bu üç üzüm bir araya geldiği zaman sinerjik bir etkiyle böyle super power bir şey ortaya çıkartıyor. Trifala bu arada Türkiye'de listelerde yok, satılmıyor. Aa, niye? Yasaklıdır. Ya tanınmıyor burada. Tanınmıyor. Biraz buranın özel şeyi ama orak değeri 760 binlerde falan. Orak çok, ne demek? Çok kuvvetli bir antioksidan değeri. Hmm. Çok yüksek antioksidan. Bugün de bilgilendik arkadaşlar. Falan. Senin bu konudaki ilgini biraz kıskanıyorum. Aşkım keyfini sor işte. Show tomatoes like this. Okay, I'll do it. Wait. Evet, köprünün oraya geldik. Burası çok ünlü bir köprüymüş. The British, they are not still in trust about the strongness of the bridge. Ya İngilizler yapmak istemiş, sonra kavga çıkmış, ondan sonra yerel insanlar yapmış, yerel bir arkadaş yapmış falan şimdi. The train. So we need to cross the other side. King coconut deniyormuş buna. Böyle ortasını çıkarıyorlar. Evet böyle. Thank you. O meşhur tren geçiyormuş şu an. Şimdi buradan çıkıyoruz. Şu tuktuklarla zipline'e gidiyoruz. Zipline
tutarım, çok acıktık. O yüzden ilk durak otele geldik. Dünden bizim otelden 6 saatte araç geldi. Bizim bavulları getirdi buraya. O yüzden burada otelde bir şeyler yiyeceğiz. Şöyle birazcık bir ara vereceğiz. Sonra zipline'e gideceğiz. Hi. Böyle bir yere geldik. Şuko, bu neymiş böyle ya? Bir şeyler yedik. Odaya gittik. 5 dakika uyuduk. Bugün de zekamı konuşturduğum bir günle yarışıyoruz. Yaptığım gerizekalığı söylemek zorundayım. Zipline'e bineceğiz dedik, geldik. Ben de böyle uzun bir elbise giyiniyorum. Böyle bohem bir elbise. Zipline için tabii ki de ben daha önce de yaptım zipline ve içimden de böyle zipline için acaba değiştirmem gerekiyor mu falan diyorum. Sonra dedim neyse. Şimdi şöyle bir Şükrü'nün altına verdikleri gibi böyle bir şey geçiriyorlar. Ve tabii ki de elbiseyle onu geçiremezler. Ben yapamıyorum ama çekeceğim. Vallahi ceza gibi merdivenden çıkıyoruz. Şükrü yapacak. Eğer çok güzelse sonra geleceğim. Ama yani gelmesem de olur yani, fark etmez. Günaydın canlarım, dostlarım. O zipline'den otele geldik ve bayıldık yorgunluktan. Şöyle bir sıkıntı var. Yemek yemiyoruz. Sen bu oteli mi daha çok beğendin, dünkü oteli mi? Üçtür daha iyi sanki. Öyle mi? Odayı göstermeyeceğim ama direkt şu an kahvaltı yerimizin manzarasını göstereyim. Çok güzel. Bakar mısınız? Cennet gibi burası. Dağın tepesinde gibi yani. Tatilimizi 3 gün daha uzattık. Çünkü birazcık daha keşfetmek, birazcık daha gezmek istedik. Çok güzel geçiyor. Her şey süper. Biraz yemekler yağlı. Yani böyle farklı bizden. O yüzden bazen böyle mideniz bir şey olabilir. Ya sokak lezzetlerini denemek değil de böyle daha safe otellerde yemenizi tavsiye ediyorum. Eğer burada bir gün gelmek isterseniz. Sokaklardan meyveler falan aslında. Sokaklardan meyveler aynen. Juice'lar falan. O King Coconut falan efsaneydi. Evet, King Coconut çok iyiydi. Bugünkü planımız çay faktörüsüne gideceğiz. Ya buranın çayı çok ünlü dediğim gibi. O yüzden Jermi Reis muhtemelen aman Sibel kızım bunlardan da da diyecek. Ben de tamam anladım diyeceğim. Bol bol maymuna denk geldi. Maymunlar her yerde. Arkadaşlar her yerde narotlardan var. Böyle deyince çok hoşuma gidiyor. Evet dostlarım, yeni güne Sri Lanka Day 3'e başlıyoruz. Bugün bir azıcık daha bilgi ağırlıklı ilerlemek istiyorum. Çünkü böyle yeteri kadar Sri Lanka'yı sadece gezdik ettik falan gibi bir yer değil burası. Burası daha çok kültürel bir yer. Yani buraya geldiğiniz zaman bilgi çok fazla şey öğreneceksiniz. Yemesinden içmesine Hindistan gibi daha böyle hani o kadar fazla anlatabileceğim şey var ki burayla ilgili. Şimdi buranın inançlarından, her şeyinden konuşacağız. Ama önce size bir tane burada çayların ünlü olduğunu söylemiştim. Buranın çay fabrikasına geldik bugün. Bugün yine otel değiştireceğiz. Bir türlü odaları gezdiremedim size. Birazcık da özel kalmasını istiyorum. O yüzden de biraz paylaşmaya da çekiniyorum açıkçası. Bu arada her yerde de çay ağaçları var yolda yürürken bile. Hepsini göstereceğim. Hayatımda ilk defa bir çay fabrikasına geliyorum bu arada. Burası ziyaretçi alınan bir yermiş. Şu an neyin içindeyiz bilmiyoruz. Bu arada buranın plajları çok ünlü. Şimdi plajlarda da sokakta böyle masaj yapan adamlar, işte Şükrü'nün dediği gibi meyveler falan. Birçok seçenek var aslında. Doğası muhteşem. Ama böcekleri de bir o kadar Allah sabrına. Yani eğer korkarsanız yapamazsınız ki. Ben çok korkarım normalde. Böyle bir yere geldik. Story'ye çekeyim size. Burada bu çaylar en pahalısıymış buradaki. Tea leaf, yani bu daha böyle çay yaprağının en özel ve en ayrıştırılan bir partiymiş. Green tea, jasmine ama bunlar klasik değil mi? Jasmine green tea yapıyor. Bunlar klasik de. Pineapple mango. Aa çok iyi. Şöyle bir çay var. Olabilir. Çay ödüllerine bak. Şimdi elimize bir çay yaprağı verdiler. Bize tur yaptıracaklar. Sri Lanka'da totalde 700 tane çay fabrikası varmış. Çay onlar için çok çok önemli. Şükrü'nün bu arada inanılmaz en güzel özelliklerinden bir tanesi ve benim de en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Gerçekten bu tarz konulara inanılmaz kültürlü ve araştıran bir çocuk. Yani aslında buraya gelmeden zaten bununla ilgili eminim ki bir fikri var. Şimdi buraya geldi adam da ki sizce diyor fermentasyon nasıl durdurulabilir dedi. Ben dedim ki bunu cevap verecek hani herhangi bir cümlem yok şu an ne bileyim falan dedim. Şükrü birden dedi. Bence sıcaktan soğuya işte bir şey söyledi. Sonra adam da döndü. Yok öyle değil. Böyle dedi. Böyle nasıl yani falan deyip adamın tezini çürüttü. Sonra bana böyle yaptı. Bak dediğim gibi yani adam yaptı. Adam depresyonda şu an. Mesela bak bir şey söyleyip böyle yapıyorsun. Tamam okey dediğim gibi yani sonuç olarak diyorsun. Yani salak. Çok uzadı yani. Evet şimdi çayları tatmaya gidiyoruz. Arkadaşlar buradaki köpekleri delireceğiz. Hepsi bu boy. Hepsi aynı. Hepsi aynı kulaklar falan. Hepsi değilim ben. Poz veriyor bana. Poz veriyor bak. Poz veriyor bana, poz veriyor. Gel istiyorsan gidiyoruz oraya. Gel gel çay içeceğiz gel. Şimdi çay denemeye geldik. 40 tane farklı siyah çay yapabiliyormuşuz bunları yapmak için. For the deep fry, I mean particle size. Tipleri farklı, dokuları farklı. They're all black, so they're... Hepsine şey farklı dedik. Bir tanesi böyle. Ama demleme seviyene göre de değişiyor bu ya. Ama hepsini aynı demlemişler. Don't like how, like... Bunu beğendim ben, bu gece çayıymış. Yeşil çay gibi biraz.
Yazık ağacı. F-pop. Yeah. Ben çok farklarını anlayamıyorum. Yani üçünden yudum alsam hepsi bana aynı gelir. Annem anlar da şimdi bunları. Bayılır da annem. Bana böyle bir şey taktılar. Buranın tradition dediler. Beni şimdi bağlıyorlar. Beni çay yapacaklar. Öyle diyorlar. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? İçerim. Peki aşkım yeşil çay mı siyah çay mı? Çok mu demlesinler az mı söyle. Şimdi çay. Vali. Vali. Şu hareketin eksik. Onu ya arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Ben de öncelikle turumuza hoş geldiniz. Biz Şükrü ile kim bizim fotoğrafımızı çekse insanlara can you take our picture falan diyoruz. Şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Mesela çekiyor fotoğrafımızı. Yemin ederim size bak çekti tam çıktı. Biz böyle oluyoruz, hani cringe oluyoruz, tüylerimizi kendine göre. Galiba buranın bir özel bir şeyi o. Tabana gidiyoruz bu demek. Acaba bunun anlamı ne? Bir de bunu soralım mı? Üçüncü çakra mı demek bu? Hayır, o üçüncü göz. Üçüncü altıncı göz. Çakra önemlidir. Burada da başka gruplar var. Biz de böyle yapacağız şimdi. Ben ve çaydan çıktık. Çaylarımızı topladık. Çay toplarken sıcak bastı beni ama inanılmaz keyifliydi. Çalıştırıyoruz. Ay bedava. Bedavaya çalıştık oradaki bitkilerimiz. Biz bunu yer miyiz dedik. Ve yedik. Yedik yani. Şelalelere gideceğiz bugün. En önde bir tane tek var bak. O sen misin? Bay bay. Arkadaşlar bakar mısınız? Arkadaşlar otele geldik. Hay. Bebeğim. Niye? Çok güzel otel. Değil mi? Girişteki o şey ne? Otele geldik uzun bir yolculuktan sonra 3 saat falan. Ay inanılmaz şu kuşuna bak. Bakar mısın? Çok güzel bir yer. Thank you very much. Genelde girişte soğuk havlu veriyorlar. Bugün normalde bu arada biz denize girecektik, plaja gidecektik ama zamanımız yetmedi arkadaşlar. Buraya çok uzun geldik Şükrü ya. Değil mi? Oh, hep böyle soğuk havlu veriyorlar burada çünkü hava çok sıcak olduğu için. Şimdi odamıza gideceğiz. Ay, ilk defa bir odamızı gösterebileceğim size. İlk gittiğimiz otelin de odası çok güzeldi. Burayı da göreceğiz, merak ediyorum. Burada Şükrü ile bir spa keyfi yapmayı düşünüyoruz. Türk Hava Yolları sağ olsun çok güzel oteller ayarlamış bu arada bize. Odamıza geldik, bakalım nasılmış. Güzel. Gündüz burası kesin muhteşemdi. Aşkım ne güzel otel ya. Bakın burası balkonumuz. Burası onun çıkan yüzünde. Vay vay vay. Çok güzel. Ay, aşırı tatlı. Welcome home. Sizi yerim. Oo, çok güzel bir otel arkadaşlar, çok beğendim. Odamız bayağı güzel, çok hoş. Ondan sonra böyle bir kilidi var. Böyle, böyle. Yarın sabah görelim bir de. Böyle bir mandarin vibe'ı aldım ama buranın versiyonu, Sri Lanka mandarin. Bu otele cennet diyorlarmış bu arada. Heaven diyorlarmış, heaven on earth diyorlarmış. Yani dünyadaki cennet gibi böyle burayı adlandırmışlar. Bundan ne kadar bitik olduğumuzu anlayabilirsiniz. Çünkü bugün çayı topladık. Çaydan çıktık, waterfall'a gittik, oradan çıktık. Yemeğe gittik, yemekten. Bugün çok karışık dünya. Filleri görmeye, ya şöyle bu arada filleri görmeye gitme diye bir şey yok arkadaşlar. Zaten sokaklarda fil var. Hani onların zaten burada bir yaşamı var. Sadece biz onları görmüş bulunduk, karşılaştık gibi düşünün. Bayağı bildiğiniz filler için özel olarak yollar falan yapıyorlar. Çok güzel. Ya. Bugüne puanı 10 üstünden kaç? 9. Niye 10 değil? Hiçbir zaman olmaz çünkü. Hani benle geçirdiğin her an 9. Şöyle yapıyoruz biz mesela bir yere girerken falan arkadaşlar. Direkt şuyuz. Ayı boğan.
Bugün birazcık otelde takılacağız. Dünkü otel de güzeldi ama otellere akşam gittiğim için hiçbir şey anlamazdınız. O yüzden çekmem gerçekten mantıksızdı. Burası yine bir tık daha böyle bir aydınlık. Sri Lanka'yı çok beğendim bu arada. Gerçekten çok güzel bir yer. Herkesin bence hayatta bir kere experience etmesi gerekenlerden bir tanesi. Sonunda normal bir yemek yiyoruz arkadaşlar. Mükemmel. Arkadaşlar günaydın. Cennetin içine düşmüşüz ya. Bu nasıl güzel bir otel. Nasıl güzel bir yer burası. Cennet. Otelden ayrılıyoruz. Çok seviyoruz bu oteli. Çok üzgünüz. Şimdi buranın bir sahilini görmeye gidiyoruz. Sonra şehir turuna başlıyoruz. Başım ağrıyor benim bu sabah. Şehire gitmeden önce bir otelde bir şeyler yiyelim dedik. Biz meğer cennete düşmüşüz. Şükürle böyle etrafımıza bakıp falan oluyoruz. Arkası fırsahi. Şu anda böyle bir kahvaltı alanındayız. Burada bir şeyler atıştıracağız. Birden böyle tam böyle bir şeyler yemekleri söylüyorduk kahvaltılık. Sincaplar geldi yanımıza. Aşırı tatlılar, delirmek üzereyim. Burası birazcık Miami'ye benzettim bu arada. Şimdi sincaplara özel bir şey istedik. Böyle peanut var mı falan dedik. Yiyişe bak, yiyişe bak, delireceğim. Sincaplar. Çağırsana. Ne olur çağır. Ben sincap için biliyorum. Evet. Sen bir sincapsın. Çağır. Hayır. Az önceki sesle çağır. Gel. Gel sen gel. Sincap istiyorum. Sincap istiyorum. Çok heyecanlı. Neden bugün için ekstra heyecanlısın? Bilmiyorum, şu Ayurveda'yı çok merak ediyorum. Çünkü çok ilgimi çekiyor. Şu Ayurveda ile ilgili detaylı bir şey yapamayacağım. Hayır ama ben oradaki bir merak ediyorum. Hani o konuya yükseğim. Çok konuştuk ya seninle. Şimdi günün programını anlatayım size. Bugün birazcık şehir turu yapacağız. Bu Cennet Otel'den maalesef ayrılıyoruz. Ama ondan sonra bugün o Ayurveda programına gideceğiz. Sonra oradan çıkacağız. Birazcık böyle şehir turunu bir merak ediyoruz dediğim gibi sabah. Onu göreceğiz. Ama şu cenneti atlatamıyorum. Ben neden bu kadar aşık oldum bilmiyorum. Ayurveda odasındayız bu arada, evet. When we consider about our Ayurveda, we have some Shastra Buddha section. In that section, we explain how do we expel our day-to-day lifestyle. Exactly. In that time, we mention we have to wake up at the Bhakramudha time. That means we have to wake up 48 minutes before the sunrise. Answers. Thank you so much. Arkamızdan su döküyorlar. Cemre ise aratmadık. Thank you. Çok iyiydi arkadaşlar. Bu otel çok üzülerek ayrıldık ama yine de Türk Havaları eminim ki bize çok daha güzel bir yer ayarlamıştır buradan. Çok başarılı otel seçimi. Ama burası bir başka. Çok güzel. Çok güzel be. Çok nasıl güzel. Daha ne diyebilirsin ki yani? Çok iyi gelmedik. Dinlenmedik bunun, mi? Bunların kelime karşılığı bizim dilimizde yok yani. Ruhumuza dinlenmedik mi? Evet. Evet. Dostlarım şimdi Şükrü'nün en çok ilgilendiği alan taşlar, bulunmayan taşlar. O yüzden buraya Stone Gem Museum'a geldik. Burası müzeden çok satın almak için yapılan bir yer. Biz Hindistan'da annemlerleyken de bir sürü görmüştük. Yani burası böyle bayağı büyük bir cennetlik alan. Şurada beraber bir kolye alacağız. Böyle değiştirebileceğimiz Şükrü'nün fikriydi. Bir kolye alalım, uçuğunu hep değiştirelim, farklı gününe göre taşlar takalım dedi. Onların verdiği enerjiyle tabii ki de sizin enerjiniz çok başka yere doğru gittiğini söylüyor. İnanılmaz bir taş koleksiyonu var arkadaşlar. Bir görseniz inanamazsınız. Hazine gibi. Şimdi bunlar da çok güzel yuvarlak. Kolye ucu olarak bu da güzel. Bu ne taşı? Hayır, bu safir. Bunu topaz. Ne? Topaz. 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 Yani bak topaz da çok historical bir taştır. Çok güzelmiş bu da bu arada. Ağır, onlara gerek yok. Zaten biz böyle bir şey istemiyoruz. Wait a second. Yes. Is this shamanic quartz or angel quartz they say too? What is this? Bizim normal. No, it's not normal quartz. Quartz. Normal quartz değil diyor. Normal quartz. Highlight. This is very rare to get. Çok güzelmiş. İçinde yosun var gibi değil mi? Ben biraz taş bakayım sana bulayım. Bu amatis. Hangisi? Evet. Bakar mısınız dükkana? Tam diyor ki sizi dolandırıcı. Bakar mısınız arkadaşlar? Kutlar Vadisi kursu. Önce bir opallere bakalım. Tabunun burada olduğu için hiçbir enerji temiz değil. Hissedemeyiz. Öyle mi? Benim de şu an enerjim temiz değil. Bunları temizleyeceğiz. Niye temiz değil enerji? Aşkım. Hayır, bu başka bir şey canım. Cidden hissediyor musun normalde? Normalde hissederim, evet. Ciddi misin? Evet. Taş temiz olacak, enerjin temiz olacak. Avucunun içine alacaksın. Sana sıcaklık mı veriyor yoksa senden sıcaklığı mı çekiyor? Ona göre enerjin veriyor, enerjin mi alıyor? Bakayım benim enerjim alıyor, enerjimi çekiyor.
adam bana baktı, utandım, enerjim dağıldı. Enerjim çekti gibi hissettim bu. Ama çok güzel bir taş, şimdi de istiyorum. O kuarz programlanabilir bir şey. Ne kadarmış mesela? 45 dolar. $45,000. Ne? Hangisi? Şu mavi olan. Hı-hı. Aşkım işte bunların da kendi şey var ya. Hatta bir şuna ben bir dokunayım bari neymiş. Enerji de bunda da mı anlıyorsun, çekiyor mu, oluyor mu? Evet tamam, şu an buradaki taşların hepsi şey, böyle bir temizlenmesi lazım. Dolu durumlar. $45,000 falan diyorsun yani. Ben de ilk kapı görünüyorum. Yok, şu ne kadar mesela? $10,000 falan herhalde. Yok. Sadece şimdi bir dakika. Şimdi yemin ederim ben böyle evde böyle şeyler görüyorum. Normal. Allah kahretsin, çünkü ben bunu bırakıyorum. Çok kötüm arkadaşlar. Çok kötüm, boku yedik. Ve geldik. Bakalım burası nasıl çıkacak, çok merak ediyorum arkadaşlar. Oha. İnanılmaz. Ha, evet. Bu ne? Bu ne? Burası, evet. Otelimiz. Evet. Gidelim bakalım. Thank you very much. Thank you. Wow. Çok güzel. Hiçbir fonksiyonu yoktu şu an. Nasıl erken uyanıyorum ama, değil mi? He, çok erken uyanıyorsun. Rahat uyanıyor muyum? Arkadaşlar ben çok zorlanıyorum bu hayatta. Biz gelmişiz buraya. Ne için? 15 dakikam var. Aşkım! Biz gelmişiz buraya. Şükür belki bir saatte beni uyandırmaya çalışıyor. Belki bir saat. Ve tek istediğim şey uyumak. Yalvardım, kabul etmedi. Yalvardım, kabul etmedi. Ne olur dedim. Kadın dediğinde yüzüm Turgay'dı. Bak bize hatırlatma yapıyor işte. Bugün bu saati unutmayın. Çünkü benim yine burada da adım çıktı. Her yerde adım çıkıyor. Ben çok sıkıldım böyle olmaktan. Niye kimse beni erken uyanıyor gibi kabul edemiyor? Niye? Erken uyanmıyorsun çünkü. Aşkım uyanmak istemiyorsan bu sanki yanlış bir şey değilse herkes bunu dalga konusu yapıyor. Saldırır bu sefer. Konuşma benimle, giyin, hazırlan. Daha makyajım var senin. Ben biliyorum başıma neden geldi. Ben seninle küstüm galiba. Ben galiba seni 1,5 saattir beni uyandırmaya çalışıyor diye. Bana kızıyor, bana bağırıyor. Dün aslında çok güzel bir gün yaşadık ama dün biraz anda kalmak istediğim için vlog çekmedim. Hatta Şükrü dedi ki kamerayı al, al. Belki önemli bir şey çıkar dedi. Ben dedim ki hayır, hayır. Kameramı almayayım, almayayım. Çünkü o zaman anı yaşayamayabiliyorum bazen dedi. Ben kalkıyorum, hazırlanmaya çalışıyorum. Sen yatıyorsun, bu ne kadar? 5 dakika yaşıyorum seni, yarım saat. Yatıyorsun sen. Sen benden daha çok uykucusun. Her sabah erken uyanıyor. Aynı anda uyuyoruz. Bir bakıyorum adam uyanmış, gözlerini tırpıp sanki sanarsın 15 saat uykusunu almış, bana bakıyor hadi aşkım diye. Ben niye böyle olamıyorum? Ben de erken uyanabilen bir kız olmak istiyorum. Ben de bunları yapabilmek istiyorum. Ben niye böyle olamıyorum? Çok üzülüyorum Allah'ım. Dua falan ettim sabah, uyku duası. Günaydın. Hey. Günaydın aşkım. Güzel olmuş muyum? Güzelsin. Ben sevdim onu. Ne kadar sevdin? Tam Sri Lanka bayrağı gibisin şu an. Ne? Sen de Afrika bayrağı. Burada 3 gün kalacağız. Tatilimizi 3 gün uzattık. Normalde bugün dönüyorduk. Ama o kadar güzel ki ve o kadar güzel geçiyor ki istemedik dönmek yani. Ben bu arada İstanbul'a döner dönmez çok yoğun bir yine yurt dışı temposuna gireceğim. O yüzden gerçekten hiç dönmek istemiyorum. Gün için ilk durağımız temple'a geldik. Bir tane tapınağa geldik şu anda. Ayakkabılarımızı bırakıyoruz, bayağı cami avlusu gibi burada. Çok garip duygular içerisinde. Aşkım şeyde de böyleydi ya, çizgi filmde, hatırlıyor musun? Burada da bunların hepsi aslında tanrılara hediye. Bakın para bırakmışlar. Çok enteresan değil mi? Burada kendini en son noktaya getirene kadar işte hiç yemek yememiş bir sürü insan hediye veriyor ve buraya bırakıyorlar yani direkt böyle ve burada sergiliyorlar. Aslında tapınağa veriliyor bu hediye. Ben de Türk lirası bırakalım dedim bari. Hani bizden de bir şey olsun. Bir izimizi bırakmış olalım diye. Mesela burada tur guide'ımız Budist, bir tanesi Hristiyan, öteki Müslüman. Aslında birçok kültürün bir araya gelmesi ve bir arada yaşamaları harika bence. Dostlarım şimdi tapınağa geldik. Evet. Bunlar arkadaşlar gerçek safirler, altınlar, full burada tanrılarına armağan ediyorlarmış. Bakar mısınız şuna? Hepsi gerçek safir. Aa aşkım bak, taşa bak, kuartz. Gördüm ya. Nasıl? Şöyle tanrılara hediye bırakıyorlar dedim ya. Budizm'de inanışta en yapılmaması gereken şeyleri sordum. Hani neye inanıyorlar diye. Aşağı yukarı bütün dinlerde aynı. Hırsızlık, çalmak, işte aynı şey. Hırsızlık, para kaçırım. Manyak mıyım ben? Benim durduğu yemin ederim burada. Hırsızlık, günah.
konuşamıyorum ben, bir şey oldu bana, yemin ederim, bir dakika durun. Allah'ım, bir dakika durun. Burada Buda'nın çocukluğu var. Buda'nın direkt doğduktan hemen sonra yürümeye başladığı iddia ediliyor. Buda'nın burada fili var. Bu fili özel bir filmiş ve fili öldükten sonra da burada müzede sergilemişler. Burada da o filin fotoğrafı. Otele geldik. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Hava o kadar soğuk ki bir anda böyle bir buz oldu. Akşam giyeceğim outfitlerimin dışına çıktım ve kendimce şöyle apaçı bir kombin yarattım. Ama Sri Lankan vibe'a çok uyuyor. Normalde bunu bir etekle giyecektim. Muhtemelen giydim ve koymuşumdur. Kendimi çok iyi tanıyorum çünkü. Kendimce bir şey yaptım bayağı kötü ama çok soğuk yapıyor. Çünkü çok terliklerde felaket. Çünkü Sri Lanka bunu gerektiriyor. Ama çok güzel bu bana. Dostlarım, akşam yemeğine geldik. Yine otelde bizim için muhteşem bir Türk mutfağı hazırlamışlar. Ben balık söyledim. Yani. Benim verdiğim. Bu da tandır mıydı ya? Beef wrap diyor ama çok lezzetli. Benimki yıkılıyor ama dağıtma bak. Günaydın dostlarım. Bugün çok güzel programımız var ama. Dev kaplumbağaları görmeye gidiyoruz. Onların yumurtalarını yapma dönemiymiş. Sonra bot safariye gidiyoruz. Çok güzel bir gün bugün. Are you born? Ayıboğan. Ayıboğan mean long life, no? Yeah. Gerçek yumurta mı ölmüş? Gerçek ama artık hani ölmüş, evet. 50 yaş mı? Normally chicken neck very hard. Zamanla kaçırmış yumurtlar. Bunlar dün akşam olmuşlar. Çok tatlılar. Bunlar kaç günlük? Bak, İngiltere yemek vermiyorlar. Şunlar 2-3 günlükmüş. Evet, zaten yazıyor 2 diye. You can call very gently. They born here now 6 months. As you can see, there are leg and hand little. Birbirlerine zarar veriyorlar. Never put the ocean. Why their skin not so hard? No pigmentation. Normal turtle alive 150-200 years old. Kaplumbağadan çıktık. Bu arada bugün hava 90 derece falan. Kaplumbağaları çok güzel sevdik, dokunduk. Bayağı şey öğrendik kaplumbağalarla ilgili. Şimdi safariye geldik. Bu asıl işin en enteresan kısmı olacak. Böyle iki tane safariye gideceğiz. Bu safarın adı Madu River içinde olacak. Evet efendim, geliyoruz. Şey vardı, balıklar ayaklarımıza terapi yapıyor, ben istemedim. Ben yapmadım diye Şükrü de yapmadı ve ekip de yapmadı. Bence saçmaydı yapmaları. Ben huylanıyorum bu ayaklarıma. Tamam, tekneden indik, yine terliklerimizi bıraktık. Yine tapınağa geldik. İnanılmaz. 800 yıllık bir adanın içinde tapınak. Böyle bir kara parçasının üstünde tapınak yapmışlar. Ben... Bakar mısın aşkım, bakar mısın? Nasıl bir şey? Birleşik bakarız tabii ki de. Diyorum ya arkadaşlar, gitti çöpe aldı. Bak tapınağı çöp bırakmışlar çünkü. Mesela böyle bir şey giydiğim için ve herkes böyle kısa giydiği için üstlerine bir şey veriyorlar. Çünkü burada, Buda'nın önünde omuzlar kapalı olman lazım. Böyle teknenin içinde böyle duraklarımız var. Mangoları veriyorlar. Ve şimdi bizim için bir tane daha şu kokonat water'ını. Çünkü Şükrü ve ben buna hassasız. Bak böyle içini kesiyorlar. Şimdi içini de yiyeceğiz yine. Ha. Mersi canım benim. Sağ ol gülüm. Ya neler oldu inanamazsınız. Bir yere geldik böyle. Burası cennet gibi bir yer bu arada. Şükrü karabiber almak istedi. Bir yer var böyle, burası bize önce orman turu yaptırdılar. Etrafı gösterdiler. Orman içinde tarçından tutun, aloe vera'dan tutun ananasa kadar hepsinin burada ağacı var. Sonra ağaçların arasından bizi bir yere getirdiler. Ve bütün hepsini tek tek dediler. Bu arada ağaçlara bakın. Burası benim eğitim alanım dedi adam. Ve birden bize buradaki ürünlerle cilt bakımı ve masaj yaptı. Ve şu an cilt bakımı ve masaj olduk. Bana bir tane ürün sürdü yüzüme. Yüzüme inanılmaz streç yaptı. Yani burada aslında her şeyin en doğalı olarak. Bakar mısınız? Bak şoklayayım. Mesela şu an bu. Bunda aloe vera ve avokado yağı var. Avokado yağı ve aloe verayı birleştirmiş ve after sun olarak kullandırtıyor. Bakın böyle muhteşem kokuyor bu arada. Sonra bize şu yağıyla masaj yaptı. Herbal balm deniyor buna. Ondan sonra bu sadece aloe vera. Bunların hepsini birleştirip bize ürünler gibi mesela hair saç toniği, mesela saçın daha az uzaması için gibi. Bu uykusuzluğa iyi gelen bir ürün dedi. Mesela bunu dedi saçınıza ve kafanıza masaj yaparak kullanabiliyorsunuz. Direkt uyutur dedi. Biz Şükrü'yle şok olduk. Ve yüzümün ne kadar beyaz durduğuna bakar mısın? Çünkü yüzüme sürdüğü şey, yüzünüzün rengini birazcık
birazcık açıp yüzünüzü sıkılaştıracak dedi. Ve aslında kullandığı ürün avokado, vanilya ve aloe vera karışımı bir şeydi galiba. Şimdi siz bunların küçük dükkanlarına götürüyorum. Kendince burada bir dükkanları var. Her şey direkt ağaçlardan çıkarılmış. Organik, sadece kutulara koymuşlar böyle. Biz kendimizi kaybettik. Böyle bir yer. Her şey var. Hair tonic. King coconut var ya burada sürekli yediğimiz. Coconut'ın mesela toniği. Bundan sonra çay. Buranın çayları bahçeden toplanan. Bize kullandığı Sandalwood Beauty Cream'di. Bu manyaktı işte. Bu. Böyle böyle tek tek bir sürü şey var. İnanılmaz. Buradaki ürünlerinde aynı zamanda masaj yapıp insanlara böyle ürünleri veriyorlar. Her şey organik mesela. Organik. Bak. Şunun onda biri kadar olan gül yağı Türkiye'de şu an 3000 lira civarı bir şey. Ya şaka gibi, ben inanamıyorum ya. Gerçek gül yağı bir de bunu. Gülden çıkarıp yapmış. Koklayacağım. İnanılmaz. Ben her şeyi almak istiyorum. Bebeğim şu an senin için cennet burası. Şükür her şey çok sağlıklı kullandığı için ve hepsinin özel onda bu yağların yurt dışından getirdiği için şu an gerçek halini görmesi onu şok ediyor yani. Arkadaşlar çok üzülerek ve çok üzülerek Sri Lanka'dan dönmüş bulunmaktayız. Peki Sri Lanka'daki bir ana dönmek istesen hangi ana dönerdin? O Alantara'daki o hayvanlarla falan filan böyle iletişimimiz. Ne yaşadık biz ya? Orası böyle çok güzeldi. Sonra bir tane atölyeye gittik ya, adamın doğal şey atölyesi. Orası mesela inanılmazdı. Hangisi? Kilerin olduğu falan filan. Sonra Mad River da çok iyiydi. Mad River çok iyiydi. Ben orada biraz daha kalmak isterdim yani. Evet, o da çok iyiydi. King Coconut. Öf. Ya bak, bir daha oraya gideceksin sadece detoksa. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok ama çok seviyorum. Bundan sonra da yılbaşında artık vlog çekiyor olurum. Olur muyum sence yılbaşında? İstersen olur. Duruma göre bakarız. Ama vlogu azalttığım için özür dilerim. Biraz kendime vakit ayırdığım bir senedeyim. Birkaç senedeyim daha doğrusu çünkü... Beni öldüreceksiniz. Gerçekten ben bayağıdır vloglarım düzenli olmuyor. Daha yeni eve taşındım ya. Bir sene oldu. Yeni ev diyorum hala, biliyorsun. Bir kere daha vlog gelmedi. Geberecekler beni. Bu güzel. Comeback olmuştu sana. Evet. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup olmamanız Allah aşkına umurumda değil. Önemli olan benimle olmanız. Sizi seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Enerjinizi düşecek herkesten de uzak durun. Size söyleyeceklerim bu kadar. Nice. Görüşürüz.